çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim, İstanbul'dan sesimizin ulaştığı her noktaya çocuk deyip geçmeyin programından selamlar ve saygılar ile programımıza başlamak istiyorum. Bugün çocuk deyip geçmeyin programında çocuklarınızla ilgili SMS ile gönderdiğiniz, e-mail ile gönderdiğiniz sorulara mümkün olduğu kadar değinmeye çalışacağım. Önümde bir hayli sorular var. Bazı sorular biraz sonra okuduğumda da görülecek. Çok net değil. Sizlerden ricam, soru gönderecek olan dinleyicilerimiz birazcık sorularını uzun tutarlar ise o takdirde soruyu anlamış olurum veya sorunu anlamış olurum. O yüzden dinleyicilerimizden mümkün olduğu kadar sorunu biraz izah edici e-mailler göndermeleri veya SMS'ler göndermeleri diyorum ve hemen sorulara geçiyorum, cevaplandırılması istenilen sorulara. SMS'ler ile başlıyoruz soruları cevaplandırmaya. Efendim, şöyle bir soru var. 1 yaşında kızım var. Doğduktan sonraki ortamı çok sakin ama hamilelik dönemim sinirli geçti. Kızım da şimdi genel olarak sinirli davranıyor. Ne yapabilirim? Şimdi hamilelik dönemi çocuk ve anne için oldukça önemli. Hamilelik döneminde anne hangi ruh halindeyse bu çocuğa yansır. Yalnız burada anne belki yanılabilir, bu soruyu soran anne yanılmış olabilir. Çünkü eğer anne sinirli davranmış ise hamilelik döneminde sinirlilik hali var ise çocukta da direkt sinirlilik hali oluşacak diye bir şey yok. Anne stres içerisindedir veya sinirli davranmıştır ama çocuk bir bakarsınız ki içine sinmiş vaziyettedir. Ezilmiş olarak hayata devam eder. Yani birebir anne hangi duyguyu yaşıyor ise çocukta doğduktan sonra öyle olacak diye bir şart yok. Anne, buradaki soruyu soran anne şunu düşünmesi lazım. Acaba şu anda çocuğuma sinirliliği geçirmiş olduğum başka hangi kaynaklar var? Acaba şu anda sinirli miyim? Değilim. İşte eşim sinirli mi? Değil. Yahut da çocuğuma çok mu engel koyuyorum ki çocuklar, özellikle 1 yaş grubu çocuklar, önlerine ne kadar çok engel konulur ise, ne kadar çok istediklerine hayır cevap alırlar ise çocuklar o kadar çok sinirli olurlar, kendilerini yerlere atarlar. Çünkü 4 yaşına kadar çocuklar engellere karşı bir tahammülsüzlüğü vardır. Çocuklar ne kadar az engelle karşılaşırsa o kadar huzurlu olurlar. Ev ortamını ona göre de değiştirmekte fayda var diyoruz bu dinleyicimize. Bir sonraki sorumuz, merhaba hocam, çok teşekkürler böyle güzel bir program yaptığınız için. Ben 23 yaşındayım, 1 aylık evliyim, kendimi bildim bileli annemin babamın arasında sorunlar yaşıyorum, yarım kalmış. Bu çocuklarıma nasıl yansıyacaktır diye soruyor dinleyicimiz. Efendim, şiddet psikolojik bulaşıcılık taşır. Şiddet gören bir genç kız, bir çocuk, kendisi de anne olduğu zaman üzerinde o bulaşmış olan şiddetin izlerini görür. Eğer bir yetişkin çocukluk yıllarında dayak yiyerek büyüdü ise belki şunu söyleyebilir: ben çocuklarımı dövmeyeceğim çünkü dayağın acısını biliyorum diyebilir. Ama bir bu anneyi incelemiş olsanız, çocuklarına belki fiziksel şiddet uygulamıyor olsa da çocuklarına karşı duygusal şiddet uygulayabilir. Nedir duygusal şiddet? Seninle konuşmayacağım. Küstüm sana. Bak, bunu yapmazsan küserim. Annen olmam senin. Bu da bir şiddettir. Çocuğa karşı çocuğun duygularını tahrip ederek onu kendinize itaate zorluyorsunuz. Artı, eğer duygusal şiddet uygulamıyorsa bir bakarsınız ki anne psikolojik şiddet uyguluyordur. Çünkü şiddet üçe ayrılıyor: duygusal şiddet, psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet. Anne çocukluk yıllarında bunlardan hangisini tatmış ise muhtemel ki onu
eğer bilinçli bir anne ise onu uygulamamaya çalışır. Ama kendisinin tattığı o şiddet türünün yanındaki şiddetleri uygulamaya çalışır. İşte çok şiddet ve dayak ortamında yetişti. Dayak atmaz çocuğuna, çocuğuna duygusal şiddet yahut da psikolojik şiddet uygulamaya çalışır. Ya bıktım artık sizden, öleyim de kurtulayım çocuklarına hitap tarzı. Canım çıksaydı da sizlere annelik yapmasaydım, sen ne biçim çocuksun? Psikolojik şiddet. Bak gelirsem keserim seni. Psikolojik şiddet. Anne her ne kadar kendi kendine çocuklarımı dövmeyeceğim diye karar vermiş olsa ve bunu uygulamaya çalışmış olsa da bir bakıyorsunuz ki diğer şiddet türlerini uyguluyor. Peki ne yapmam lazım? Şiddet ortamında büyüdüm hocam. Peki ne yapmam lazım? Bir uzmanla görüşmekte fayda var. Çünkü o çocukluk yıllarında içeride kilitlenmiş olan, içeride karanlık bölgelere hapsolmuş olan hatıralar bir bir teker teker tekrardan işlenmesinde ve sizi rahatsız etmeyecek vaziyete getirilmesinde fayda var. Sekine halinde olması lazım kişinin. Birazcık daha bilinçlenmesi lazım. En önemlisi de eş tarafından da annenin bu hali, çocukluk yıllarında geçirdiği hal daha dikkatli olarak, irdelenerek anneye birazcık daha yardımcı olmak lazım diyorum bu dinleyicimize de. Çocuğum 6 yaşında diyor bir sonraki dinleyicimiz. 1. sınıfa gidiyor, çok yalan söylüyor, gizli bir şeyler alıyor, yani hırsızlık yapıyor gibi anladım ben bunu. Gizli bir şeyler alıyor olmasını, ne yapmam lazım diyor dinleyicimiz. Efendim yalan çocuğun kendisini savunması için ortaya koyduğu bir davranış şeklidir. Yalanın genellikle çıkış kaynağına baktığımızda çocuk eğer kendisini baskı altında, çocuk kendisini eğer bir şeylerin zorlaması altında hissediyor ise yalana başvurur. Örneğin çocuk diyelim ki ihtiyacı olduğu bir kalem alınmıyor. Okulda da öğretmen illa kırmızı kalemin getirilmesini istiyor. Anne baba da çocuğa şimdi alırız, yarın alırız diye uygulamada gecikmeye sebep oluyor. Örneğin bu çocuk arkadaşının kalemini alsa ve anne evde sorsa bu kalem kimin diye, bu çocuk anneye arkadaşımdan bu kalemi izinsiz aldım diyebilmesi için çocuğun anne tarafından baskı altında tutulmuyor olması lazım. Yani ne duygusal baskı ne de psikolojik baskı altında tutulmuyor olması lazım. Eğer çocuk anneden gelecek bir şiddet veya tepkiyle karşılaşacağını umuyor ise o takdirde kendisini koruyabilmek için yalan söyleyecektir. Ne diyebilir çocuk? İşte öğretmenim verdi bu kalemi. Neden? Çünkü anneden korktu. Neden? İzinsiz aldığını söylediği zaman anne tepki verecek. O takdirde çocukların yalan alışkanlıklarından vazgeçebilmesi için veya yalan söylememeleri için çocuğun üstünde baskı olmaması lazım. Bu baskı sadece dayak değil, biraz önce bahsettiğim gibi ne duygusal ne de psikolojik olarak çocuk baskı ortamının içerisinde bulunmaması lazım. Çünkü çocuk bugün kalem için yalan söylemeye başlar ise yarın daha kötü şeyler için de yalan söyleyebilir. Yalan öyle bir girdaptır ki, öyle bir korku tünelidir ki o tünelin içine girildiği zaman bir daha çıkılması çok zordur. Çünkü yalanın ne kadar çok işe yaradığını çocuk bir keşfeder ise o takdirde yalandan vazgeçirmek çok zor olur. Çünkü çocuklar 6 yaşında, 7 yaşındaki çocuklar henüz ahlaki gelişimi tam tamamlamadıkları için, sosyal hayatla irtibatları tam %100 olmadığı için çocuk eğer bir yalanı öğrenirse ve yalanın da işe yaradığını öğrenirse artık yalandan medet ummaya başlar. Nereye gidiyorsun? Arkadaşıma gidiyorum. Hayır, arkadaşına falan gitmiyorsun. İşte hiç annenin izin vermediği bir yere gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Yo, yalan, onu yapmıyorsun. Çünkü annen ondan kızacağını bildiği için sen başka bir şey söylüyorsun şu anda. İşe yaradığını çocukların yalanı hissettirmemek lazım. Dinleyicimize böyle bir tavsiyede bulunuyoruz. 4 yaşında oğlum var, hiç oturmuyor ve dur yapmadan anlamıyor. 2 ablası var, 16 ve 12 yaşında, hepimizi çok yoruyor. Şimdi tabii çocuk acaba hiperaktif mi? Çocuk hiperaktif değil de aile içerisindeki bir takım tutumlardan dolayı yahut çocuğun aldığı bir takım gıdalardan dolayı.
yahut çocuğun boş zamanlarını televizyon, internet veya işte teknolojik oyunlarla geçirip geçirmediğini bilmedikten sonra böyle bir soruya cevap vermekte zorlanırım. Çünkü bazen hiperaktif zannedilen çocuklar, hiperaktiflik çünkü doğuştan getirilmiş olan bir özelliktir. Hiperaktif zannedilen çocuklar aslında hiperaktif değiller. Şimdi çocuğa akşama kadar siz suni gıdalar veriyorsunuz. İçerisinde E katkı maddeli, sentetik boya barındıran maddeler veriyorsunuz. Halbuki doğal beslenmesi lazım gelen 3 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuk içerisinde bu türlü katkı maddeleri olan gıdalar almaya başlarsa yerinde duramaz. Çocuk saat 12'de 1'de yatıyor ve sabah saat 7'de kalkıyor. Heyecanla 7'de kalkıyor. Şimdi uyku ritmi eğer yerinde değilse çocuk kıpır kıpır yerinde duramaz. İşte oturduk akşam saat 2 saat 3 saat boyunca çocukla beraber televizyon seyrettik. Çocuk 4 yaşında. Televizyondan gelen sinyaller size belki çok tesir etmiyor yetişkin olarak ama öbür küçük çocuğunuza kıpır 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 diye tesir ediyor. Ondan sonra televizyonu kapadığınızda çocuk yerinde duramaz. Yahut da çocuk yine biraz önceki bahsettiğim gibi eğer bir baskı ortamındaysa baskının kalktığını hissettiği an yine yerinde duramaz. Tüm bu faktörler bilinmedikten sonra bu dinleyicimize şunu yapmanız lazım gelir diye bir şey söyleyemeyiz. Eğer şu söylediklerim aile tarafından ihmal edilmişse çocuk suni gıdalarla besleniyor, uyku düzeni normal değil, efendim televizyon ve teknolojik internet de dahil olmak üzere aletler ile çocuk çok vakit geçiyorsa bunları çocuğun dünyasından çıkarmadıkça çocuk sakinleşemez. Anne babası da eğer çocuğun üstünde birazcık baskı oluşturmuşsa çocuk yine kıpır kıpır olacaktır, hareketli olacaktır. Bunları değiştirmek lazım. Yok bunları değiştirdiğimiz takdirde, kaldırdığımız zaman çocuğun hayatında hala çocukta bir anormallikler görüyorsak o zaman hiperaktif olmuş olabilir belki çocuk, hiperaktiftir belki çocuğumuz. Bir uzmanla görüşmekte fayda var. Evet, mesajlarımız gayet çok. Her birisini cevaplandırmaya çalışacağım. Umarım vaktimiz yeter. Selamünaleyküm hocam. 20 günlük çocuğum var. Doğduğunda sarılığı fazla olduğu için doktorumuz sık sık emzirilmesini söyledi. Çocuğu yedirmek için 20 dakikada bir uyandırıyorum diye bu mesajda yarım kalmış. 20 dakikada bir uyandırılmış. Şimdi bu dinleyicimize kısa yoldan hemen şunu tavsiye edeyim ki hekiminiz ne söylediyse onu yerine getirin. Yani hekiminize 20 dakikada bir uyandırın ve anne sütü verin demiş ise hekiminizin tavsiyesini yerine getirin diyorum bu dinleyicimize, mesajı da yarım kaldığı için. Merhaba hocam, 16 yaşında bir oğlum var. Algılama ve dikkat dağınıklığı var. Ne yapmam lazım? 16 yaşında bir çocuk. Eğer dikkat dağınıklığı var, algılamada bir sorun var ise yapılacak çok bir şey yok. Yani mutlaka bir uzmanla görüşmenizde fayda var. Hocam 4 aylık bir çocuğum var. Kilosu şu anda 9 kilo. Normal mi? İkincisi 4 yaşında bir oğlum daha var. O da annesini dövüyor. Neden? Şimdi 4 yaşında bir oğlum daha var. O da annesini dövüyor. Neden? Şimdi böyle bir soruya cevap veremem. Yani çocuğun hangi bir pedagojik atmosfer içerisinde olduğunu bilmediğim için cevap veremem. Çocuk annesini niye dövüyor? Anne hırslandırmış mı çocuğa? Çocuğa engel mi olmuş? Yoksa çocuk bir takım iç dürtüleriyle mi hareket ediyor? Bunları bilmeden cevap vermem oldukça zor. 4 aylık bir çocuk 9 kilo olmuş olması, yine aşırı bir kilodan bahsediyoruz. Burada mutlaka sağlık ocaklarında çocukların o aylık gidilerek, ölçülerek yapılan muayenesi sırasında sağlık ocakları mutlaka yönlendirmesi gerekir. Biz burada daha çok çocukların davranış bozuklukları ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Çocuklardaki anormal davranışlar ve psikolojisiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Hekimi ilgilendiren kilo ve diğer problemleri aile hekimleriyle görüşmekte fayda var. 2 yaşında bir oğlum var. 8 aylıkken sünnet oldu. Tuvalet eğitimine bir ay önce başladık. Ama oğlum o gün içerisinde tuvalete oturmayı reddetti. Ben de zorlamamak için vazgeçtim. Şimdi tuvalet eğitimi annelerin oldukça başının ağrıdığı bir konu. Tabii ne kadar erken başlanır ve ne kadar çabuk zamanda tamamlanır ise anne üzerinden koca bir yükü atmış olacak. Artı ailenin içerisindeki o bez masraflarıyla da kurtulunmuş olacak
telaşı ile çocuklar maalesef bu telaşı yaşayan ailelerin elinde bir takım sıkıntılar çekiyorlar. Şimdi tuvalet alışkanlığına birazcık değinmek istiyorum ben. Çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanabilmesi için bir psikolojik rahat olma sürecinin içerisinde bulunuyor olması lazım çocuğun. İki, fizyolojik olarak boşaltım sisteminin idrar yollarındaki kasların çocuğun olgunlaşmış olması lazım. Şimdi eğer çocuğun kasları 2 yaşında olgunlaşır normalde, 2 yaş civarında olgunlaşır ama çocuktan çocuğa da değişebilir. Bazı çocuklar var ki 3 yaşa kadar da gecikebilir, bazı çocuklar da var ki 1,5 yaşında 18 aylıkken o kasları olgunlaşmış olabilir. Şimdi çocuğun eğer kasları olgunlaşmamış ise o çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırmaya çalışmak bir eziyet olur çocuk için. Birincisi bu. 2 yaş civarı uygun bir dönem. İkincisi daha çok önemli, çocuk psikolojik rahat bir atmosferde bulunuyor mu? Bu şu demek, siz örneğin çocuk üzerinde zorlamalar yapıyorsanız, oğlum mutlaka tuvaletini buraya yapacaksın, geldiği zaman söyleyeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye çocuk üzerinde yoğunlaştırılmış bir baskı oluşturmuş iseniz, çocuk kaslarını kullanmakta zorluk çeker. Şunu düşünmek lazım, hiçbir çocuk altını ıslatmaktan hoşlanmaz. Hiçbir insan da altını ıslatmaktan hoşlanmaz. Ama eğer çocuğa bu bir baskıyla verilmeye çalışır ise ve altını yaptıkça da bu baskı daha da artar ise, bu baskı bazen sözle yapıldığı gibi, bazen çok maalesef bir anneden duymuştum, çakmağı yakıp, çocuğun karşısında çocuğa getirip bak eğer bir daha yaparsan senin pipini yakacağım diye şeklinde bir psikolojik baskı oluşturulur ise o takdirde alınacak sonuç yani belki 6 ay içerisinde çocuğa tuvalet alışkanlığı her şeyle birlikte kazandırılacakken bir de bakarsınız ki seneleri bulmuş olabilir. Hatta daha da ötesinde 18-20 yaşında çocuk tekrar altını ıslatmaya başlayabilir. Yani çocuk altını mı ıslatsın yoksa çakmakla çocuğu korkutarak mı yaklaşalım? Aman yarabbim sakın ola ki bu türlü şeylere tevessül etmemek lazım. Çocuk o psikolojik hazırlık olma sürecini tamamladıktan sonra da belki birazcık anneyi yormuş olsa da o tuvalet alışkanlığını kazandırır ama hazır olma süreci tuvalet alışkanlığında oldukça önemli. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusuna bakalım. Hocam benim 10 yıldan sonra 13 aylık bir bebeğim var diyor. Yani 10 yıllık bir evlilik ve 13 aylık bir bebeği var. Anne tedirgin veya bu mesajı yazan baba ise baba tedirgin. Ama şunu söylemekte fayda var. Tedirginlik çocuk terbiyesinde aynı zamanda yanlış yapmak anlamına da gelir. Tedirgin bir annenin elinde yetişen çocuk genellikle yanlışlar içerisinde bulunan bir çocuk konumuna düşer. Tedirgin değil, hayır bilinçli olmak lazım. Bunun için kitaplar okumak lazım. Bunun için seminerlere gitmek lazım. Ve çok daha önemlisi farkındalıklar kazanılması lazım. Kişi ben şu anda ne yapıyorum? Çocuğum bu yaptığımın karşısında nasıl bir reaksiyon veriyor? O farkındalığı kazanmak lazım. Eğer bilinçlenme ve farkındalık anne tarafından kendisi üzerinde oluşturulmuş ise o takdirde çocuk terbiyesi bazen çok da keyif verici bir hale bürünebiliyor. Çok da keyif verici bir hal alıyor. Ama eğer anne bilinçli değil ise, nasıl davrandığının farkında da değil ise çocuk terbiyesi ızdırap verici hale geliyor. Tedirgin olmamak lazım, bilinçli olmak lazım. Evet, birinci bölümümüzün sonuna doğru yaklaştık. İkinci bölümümüzde soruları okumaya devam edeceğim. Önümde yığılmış olan sorular var. Hepsine kısa kısa da olsa cevap vermeye çalışacağım. Efendim bir kısa aradan sonra tekrar birlikteliğimiz devam edecek. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Çocuk deyip geçmeyin isimli programda dün yaptığımız canlı yayında ve geçen hafta yapılmış olan canlı yayında gönderdiğiniz SMS'lere ve e-maillere cevap vermeye çalışacağım. Önümde yığılmış birçok SMS var ve yığılmış birçok e-mail var. Mümkün olduğu kadar çok somut ve sadece o konuyu ilgilendiren cevaplar vermeye çalışacağım ki her bir dinleyicimizin de soruları cevap bulsun.
Evet, sırası gelen dinleyicimizin sorusunu okuyorum. 3,5 yaşında oğlum arkadaşları istediğini vermeyince kulağını ısırmaya yöneliyor. 3,5 yaşındaki oğlum arkadaşlarından istediğini alamayınca yani çocukların kulağını ısırmaya yöneliyormuş. Bu şiddet öğrenilmiş bir davranıştır değerli dinleyiciler. Eğer çocuk birilerinden kulak ısırmayı görmüş ise o da kulak ısırmaya yönelecektir diyoruz. Devamında bakalım dinleyicimiz ne diyor? Daha önce bir aile büyüğümüz yaramazlık yaparsan kulağını koparırım demişti. Evet, görüyorsunuz ki öğrenilen bir davranış nelere sebep oluyor. Bir aile büyüğümüz dedi ki diyor dinleyicimiz, eğer yaramazlık yapar isen senin kulağını koparırım, ısırırım demiş. Ve şu anda çocuk 3,5 yaşında ve işin içerisinden çıkamadığı zaman gidiyor arkadaşlarının, kendisinin yakında bulunan kişilerin kulaklarını ısırmaya çalışıyor. Bu annenin yapacağı şey şu, biraz kriz döneminde, çünkü 3,5 yaşındaki çocuklar minik ergenlik dönemindedirler ve hırçındırlar zaten. Kıskançtırlar, hırçındırlar ve dünyaya ben merkezci bakarlar. O yüzden birazcık kritik bir yaş dönemine de denk gelmiş bu. Bu annenin yapacağı şey şu olması lazım, çocuğuyla bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan bir konuşmak. Çocuk problem çözmek için şu anda kulak ısırmayı öğrenmiş ve bir tek çözüm yöntemi var elinde, oyuncak alabilmek için korkutup kulak ısırıyor. Anne ise bunun alternatiflerini sunması lazım. Yani eğer karşındaki kişi oyuncağı sana vermez ise, işte belki o oyuncak onundur, o oynamak istiyordur, onun için vermiyordur diyebilir, bu bir. İkincisi, sen ona daha güzel bir oyuncak ver, o zaman sana daha güzel, senin istediğin oyuncak sana arkadaşın tarafından verilebilir denilebilir. İki, bunlar çoğaltılabilir, çocuğa yönelik olarak problem çözme yeteneği geliştirilmesi lazım. Bu bir. İkincisi olarak da akşam yatarken anne çocuğuna kendi hayalinden ürettiği bir takım hikayeler söyleyebilir. Bir problem karşısında aynı yaştaki bir başka çocuk nasıl davranıyordu ve istediği oyuncağı nasıl karşı taraftan anlaşarak alıyor idi, bunu hikayelendirerek akşam yatarken çocuğuna okuyabilir, söyleyebilir. Böylelikle çocukta problem çözme yeteneği gelişmiş olur. Problemi çözemediği zaman da başkalarına gidip kulağını ısırmamaya yönelir çocuk. Burada sakın ola ki anne şiddet kullanmasın. Burada sakın ola ki anne çocuğun kolundan tutup kenara doğru çekmeye çalışmasın. Çünkü bakın kulak ısırmayı öğrenmiş. Bu sefer de büyüdüğü zaman koldan tutup kenara atmayı ve kenara çekmeyi öğretir, öğrenmiş olur. Bir sonraki dinleyicimiz, çocuğu sütten kesmek için birkaç gün ayrı kalmak doğru mu, yanlış? Yani sütten kesilecek olan çocuk muhtemelen en fazla 2 yaşındadır. 2 yaşından da küçüktür muhtemelen. 2 yaşından küçük bir çocuğun birkaç gün anneden ayrı kalmasına çocuk tahammül edemez. Çocuk eğer anneden birkaç gün ayrı kalır ise anneye daha çok düşer. Başka yol ve yöntemler denenmesi lazım diyoruz dinleyicimize. Sorular çok olduğu için sadece soru kısmına cevap vermeye çalışacağım. Hocam 4 yaşında çocuğum var, tırnağını yiyor ya da elleriyle uğraşıyor ya da dişiyle uğraşıyor diyor dinleyicimiz. Tırnak yeme alışkanlığı çocuğun içine kapanmasının bir işaretidir çoğunluk olarak. Eğer çocuk kendisini baskı altında ve duygularını ifade edemiyor olduğuna inanmış ve öyle görüyor ise o takdirde ilk başvuracağı yer tırnağı, kız çocukları ise uzunsa saçları saçlarıyla oynamak, düğmeleriyle oynamak, elbisesinin ipleriyle oynamaktır. Bu içeriye doğru kapanmış, sıkışmış olan bir çocuğun işaretidir. Bütün çocuklarda bu böyle midir her zaman? Hayır, böyle olmayabilir. Eğer çocuk tırnak yeme alışkanlığını da elde etmiş ise, başlangıçta biraz baskıda kalmış, daha sonra da böyle bir alışkanlığı elde etmiş ise bu alışkanlığını da keyifle devam ettirir, zevk de alabilir. Bir uzmanla görüşmekte fayda var. Hocam 1,5 yaşında bir kızım var. Her iki tarafında tek torunu demiş ama mesaj yarım kalmış.
her iki tarafında tek torunu deyince hemen anneler akıllarına şu geliyor. İki tarafta şımartıyor çocukları. Hayır, birazcık öyle düşünmemek lazım. Pozitif düşünmek lazım. İki tane dedesi de, iki tane anneanne ve babaannesi de çocuğu doyasıya sevecektir. Anne burada tedirgin olmak yerine çocuğun sevgi ortamının içerisinde olduğundan sevinmesi lazım. Ama buradaki en önemli görev babaya düşer. Baba evin içerisinde çocuklarıyla birlikte, ailesiyle birlikte oluşturmaya çalıştığı bir takım kuralları annesi ve veya babası tarafından veya kayınvalide veya kayınpederi tarafından yıktırılmamasına, yıkılmamasına özen göstermesi lazım. Bir tane örnek verebilirim hemen. Örneğin çocuğun yemek saatinden önce şeker yenilmemesiyle ilgili evin içerisine bir kural konulmuş ise baba tarafından, o takdirde eğer dedeye gidildiğinde de dede eğer çocuğa uzatıyor bir tane lollipop vermeye çalışıyor ise, o takdirde babanın koyduğu kural yıkılıyor demektir. Burada anne değil, çünkü çok defa kayınpederler kendi gelinlerinden akıl almayı çok sevmezler. Aile içerisindeki iletişimdeki dengelere çok dikkat etmek lazım. Burada baba babasını incitmeden veya kayınpederini incitmeden bu konuyu ailesiyle konuşması lazım. Buna göre ailedeki çizilmiş olan kuralları dede veya ebe ile birlikte uygulama yönünde gidilmesi lazım. Anne için bu bir şanstır. Anne birazcık dengeli iletişim götürürse çok büyük bir şanslı demektir. Her iki tarafında tek torunu olduğu için çocuklar. İyi yayınlar. 1 yaşında bir oğlum var. 2 kardeş arasındaki ideal yaş farkı kaç olmalıdır? Geçen hafta bu soruyu cevaplandırmaya çalışmıştık. Oldukça önemli bir soru. Çünkü şu anda çocuk istiyoruz deyip de çocuk sahibi olmak yerine çocuk merkezci bir ailede şöyle düşünmek lazım. Dinleyicimizin sorusunda olduğu gibi acaba çocukların yaş farkı ne kadar olması lazım diye düşünmekte fayda var. Çocukların ideal yaş farkı aslında anne babanın da tahammül ve anne babanın da taşıma kapasitesiyle de biraz alakalı. Eğer anne baba sabırsız, anne baba kendi gençliğinden kalan bir takım o anormal davranışları, ben merkezci davranışları sergiliyor ise, kendisi de sinirli, stresli, sıkıntılı ise, o takdirde iki çocuk arasındaki yaş farkı 4 olabilir, 3,5-4 olmalıdır. Yani büyük çocuk 4 yaşındayken kardeşi dünyaya gelebilir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü çocuklar 3,5 yaşındayken minik ergenlik diye bir döneme girerler. O dönemde anne babalarını yorarlar. Otur dersiniz çocuk ayağa kalkar, kalk dersiniz çocuk oturur, kaşığı uzatırsınız yemek verirsiniz kafasını çevirir, yemeği tabağın içerisine koyarsınız ağlamaya başlar yemek istiyorum diye. Bu 3,5 yaşındaki çocukların, 3-3,5 yaşındaki çocukların genel karakteridir. Şimdi bu döneme denk gelirse eğer yeni kardeş, o takdirde bu kardeşi de kıskanmaya başlar. Eğer annenin de zaten taşıma kapasitesi çok fazla değil ise, stresli ve sıkıntılı bir anne ise, bu sefer iki çocuğun arasında kalabilir. O yüzden 4 yaş diye söyledik. Ama anne eğer halim selim ve çocuk merkezci ve kendi iç dengeleri ve dinamiklerini oturtturmuş, eşinden de destek alıyor, huzur içerisindeki bir evlilikleri de var ise, o takdirde çocuğun bu dönemini kolaylıkla atlatacağı düşünülerek iki çocuk arasındaki yaş farkı 3 yaş civarına denk getirilebilir. Burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. İkinci çocuğa anne eğer hamile kaldığı dönemde birinci çocuğu hala emziriyor ise, o da emzirdiği çocuk açısından sakıncalı. Çünkü annenin fizyolojisi değiştiği için, hormonal yapısı hamileliğinden dolayı değiştiği için emzirdiği çocuğa karşı da hem sütün içerisindeki besleyicilik açısından hem de çocuğa karşı tahammül kapasitesi açısından sıkıntılı olabilir. Yani anne çocuk 2 yaşını tamamlamadan, bir önceki çocuk 2 yaşını tamamlamadan, emzirmeden kesmedikten sonra da yeniden hamile kalmaması lazımdır diyoruz bu dinleyicimize. Efendim bir sonraki soruya geçiyoruz. Ben sorunları olan bir anneyim. 6 yaşında kızım iyi yetiştirmek için hangi kitapları okumam gerekir? Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkür ederim diyor. Hemen bir altında bir soru daha var. NLP yazısını görüyorum burada. Hocam Gİ'de ve Psiko NLP hakkında ayrıntılı bilgi verebilirseniz, çocuk gelişimi hakkında kitap tavsiye edebilirseniz o kitapları
nereden alabilirseniz diye bir soru var. İki soruyu da birlikte cevaplandırmaya çalışayım. Evet, anne babanın bilinçlenmesi, çocuk terbiyesinde bilinçlenmesi oldukça önemlidir. Bilinçli bir anne babanın elinde yetişmiş çocuklarda şeker lokum gibi olur. Bir de şunu da bu sırada söylemekte fayda var. Yani kader planında çocuğun karşısına çıkacak bütün faktörleri biz normal şartlarda devam edecek diye söyleyerek, yani burada biz anne baba faktörlerine çoğunluk olarak değinmeye çalışıyoruz. Anne baba vicdanen ve ahlaken ve davranış olarak çocuğa ne verir ise, nasıl davranır ise karşılığı nasıl oluyoru konuşuyoruz. Yoksa ilahi planda çocuğun karşısına çıkacak bir takım şeyler, siz ne yaparsanız yapın, onu farklı yönlere de sürükleyebilir, götürebilir. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman NLP kitapları, yani kişisel gelişim kitaplarını şahsen ben kişi olarak, Adem Güneş olarak, çocuk uzmanı olarak tavsiye etmiyorum. Suni insan oluşturacak hiçbir kitabı tavsiye etmiyorum. Batılı kaynaklardan Türkçe'ye sadece çevrilmiş olarak sunulan kitapları da anne babaların okuyacağı kitaplar olarak görmüyorum. Yani birazcık daha Anadolu topraklarını bilen, birazcık daha Anadolu pedagojisiyle içli dışlı olmuş olan, birazcık daha bizim insanlarımızı anlayabilen uzmanların kitaplarına yönelmelerini anne babalara tavsiye ediyorum. NLP tarzında yazılmış olan kitaplar. Yani sen yaparsın, koçum benim, aslanım benim, hadi sen başarılı olacaksın diye çocuğu dolduruşa getirmek. Suni şekilde çocuğu tetiklemek. Buna pozitif tetiklemek diyoruz. Hadi 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 diye çocuğu iteleyerek, arkasından iterek, önünden çekerek sınavlara hazırlamak yahut da işte çocuğu geleceğe hazırlamak her zaman hüsranla sonuçlanıyor. Çocuk doğal ritmi içerisinde kendisi oldukça başarılı olur. Kendisini olduğu gibi ifade edebilme cesaretini kazandıkça çocuk başarılı olur. Yoksa suni dolduruşla getirilmiş çocuklar başarılı çocuk diye adlandırılamaz. Reaksiyoner başarı başarı değildir. Aksiyoner başarı başarıdır. Çocuğun iç dinamikleri sağlıklı ve huzurlu ise o çocuk başarıya doğru gider. Bunu söylemekte fayda var. Efendim, hangi kitapları tavsiye edersiniz diye sorulan soruya, birçok uzmanın yazmış olduğu hakikaten gerçekten güzel kitaplar var. Anne babalar burada biraz seçici olabilirler ise doğru adresi, doğru kitapları bulabileceklerdir. Yine bir sonraki soruda dinleyicimiz, hocam kitaplarınız var mı, sizin kitaplarınızda bakabilir miyiz tavsiyelerinizi uygulamak açısından diye soran dinleyicilerimize de cevap vermek istiyorum. Dinleyicime de cevap vermek istiyorum burada. Annelik Sanatı isimli bir kitabımız var. Annelik Sanatı, yani şu bu mikrofonlar arkasında anlatmaya çalıştığımız birçok husus orada anneye hazır bir reçete olarak sunulmuş vaziyette. Kitabı bulabilirsiniz. Nesil Yayınları'ndan çıktı kitap. Annelik Sanatı isimli kitap. Daha yeni çıktı. Yani bir ay kadar oldu olmadı. İkinci bir kitap tavsiye edebiliriz. O da Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi. Yani çocuklarda acaba mahrem duygular, cinsel bilgiler nasıl verilmesi lazım? Hangi dozda verilmesi lazım? Hangi yaş döneminde ne söylenmesi lazım? Çocuklar şu andaki sıkıntı ve tehlikelerden korunmak için acaba nasıl refleksler geliştirilmesi lazım ve bunu anne baba nasıl yapması lazımı değinen, Selis Yayınları'ndan çıkan Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi isimli kitabımızı tavsiye edebiliriz. Yine şu mikrofonlar arkasında anlattığımız çocuklarda yanlış davranışları ön plana çıkartan ve doğrusunu nasıl olduğunu tarif eden ve şu anda da gayet ilgi ve alaka gören bir kitaptan da bahsetmek istiyorum. Çocuk Terbiyesinde Doğru Bilinen Yanlışlar isimli kitabımız var. O kitabın da mutlak suretle gözden geçirilmesinde fayda var diyorum dinleyicimizin sorusunun karşılığında. Efendim, bir sonraki soruya geçiyoruz. Uykusu gelince ve kalabalıkta çok ağlayan veya huzursuz 3 yaşında kızım var. Etrafta ben tahammül etmezdim deniyor. Ben ne yapayım? Bazen 1,5 saat ağlıyor. Yazıktır, yazık. Yani şimdi bakın, uykusu gelince ve huzursuz olunca ağlayan çocuk, ya çocuk uykusu gelince neden yatırılmaz ki? Eğer çocuk uykusu gelmiş ise hala etraftaki anne babalar hala çocuğun etrafında o sosyal yaşamın o cıvıl cıvıl atmosferini devam ettiriyor ise çocuk uyumak istemeyebilir. Etraftan kopmak istemeyebilir. Çünkü sosyal çocuklar aileden kopmayı çok istemezler. Habire gelir
anne su istiyorum der, anne işte bir şey aklıma geldi der, anne bir şey anlatacağım der, o atmosferden kopmaz. Ama bu sırada çocuğun zihni gittikçe de yorulur ve tahammül kapasitesi daralır çocuğun ve uykusu gelen çocuk genellikle huzursuz çocuktur. Kendisini yere atar, siz bir şey söylersiniz, sizin söylediğinizi tersinden anlar, vurur size, karşılık verir size. Yat dersiniz de yatmaz. Yatmamasının sebebi de belki o çevreden kopmak istememesi. Eğer çocuğunuz huzursuz ise, uykusuz ise o çocuğa zulmetmeyin. Yapacağınız şey birazcık siz de o sosyal iletişiminizi kesin, çocuğunuzun uyku uyumasını sağlayın. Dünkü programımızda söylemeye çalıştım. Bazen anne babalar o kadar çok sosyal çevrenin içerisinde yer alıyorlar ki asosyal bir hayat yaşıyorlar. Yani asıl çocuklarla birlikte, eşiyle birlikte olması lazım gelen bir hanımefendiye bakıyoruz, bir anneye bakıyoruz. Evinden bir haber. Sağda solda her yerde bulabiliyorsunuz ama çocuğunun yanında bulamıyorsunuz. Gerekçesini soruyorsunuz. İşte orada şunu yapıyorum, burada bana ihtiyaç var vesaire. Çok değerli hanımefendi, siz annesiniz, çocuğunuzun size daha çok ihtiyacı var. Kaldı ki sizin yaptığınız işleri birçok kişi zaten sizden belki de çok da başarılı bir şekilde sergileyebilir. Ama sizin anneliğinizi sizden başka kimse yapamaz. Bulunmanız lazım, geldiği yerde bulunun. Demek zorunda hissediyorsunuz bir takım sorunlarla baş başa siz de uzman olarak gördüğünüz zaman. Annenin işi sosyallik açısından bakıldığı zaman çocuğunu uykusuz bırakıp da onu yerlerde hırçınlaştırmak değil, sosyal alanda birazcık kendisini daraltıp hadi şimdi gidelim deyip eşine seslenip çocukların uykusu geldi deyip misafirlikten kalkmaktır. Yahut da misafir kabul edecek ise ona göre zaman ayarlaması yapmaktır. Çocuk merkezci yaşamak lazım. Çok sosyallik asosyalliktir. Ben sosyal olacağım diye kendinizi böyle etrafa çok açtığınız zaman o da bir asosyallik tarifinin içerisine girer. Kızım 2 yaşında kendinden küçüklere zarar veriyor. Programımızda hep söyledik. Şiddet veya zarar verme davranışı öğrenilmiş bir davranıştır. Birisinden öğrendiyse onu uygulamaya başlar çocuk. Kuzeni de ona zarar veriyor, kıskanıyor. Aralarında nasıl davranmalıyım? Kızım etrafı çok karıştırıyor, toplamak istemiyor. Ona toplamayı nasıl öğretebilirim? Teşekkür ederim diyor dinleyicimiz. Şiddet öğrenilen bir davranıştır. Yani eğer etrafında çocuk bir problem çözmek için şiddetin işe yaradığını görmüş ve onu anlamış ise, örneğin anne çocuğa karşı şiddet kullandı ve çocuğu istediği gibi davranmaya zorladıysa, çocuk da onun dedi bu işe yarıyor dediyse kendisi de şiddet uygulamaya başlar. Bu. İkinci kısma baktığımızda kızım etrafı çok karıştırıyor, toplamak istemiyor, ona toplamayı nasıl öğretebilirim? 2 yaşındaki bir çocuk etrafı niye toplasın ki? Etrafı toplamayı sevmezler çocuklar. Yani eşyayı tanımak isterler çocuklar. Evi derli toplu böyle cincik boncuk hale getirip çocuk ondan sonra evi dağıtıyor diye şikayet etmek 2 yaşındaki bir çocuğun annesi olarak çok yerli bir şikayet değil. Çocuğun dikkatini çekecek, çocuğun kırabileceği, dökebileceği bütün her şeyi ortadan kaldırmak lazım evin içerisinden. Hocam evi mi değiştireceğiz, eşyayı mı değiştireceğiz? Evet ondan bahsediyorum, aynen ondan bahsediyorum. Eğer anne olduysanız, eğer bir vazonuzu siz dolabın üzerine veya işte komodinin üzerine artık fiskos masasının üstüne koydu ve altında da bir örtüyle beraber bunu barındırıyorsanız, evinizi süslüyor iseniz, 2 yaşında da bir çocuğunuz var ise bu böyle olmaz. Çocuk alttaki masa örtüsünü çeker. Çektiği zaman vazo düşer, düştüğü zaman siz de sinir krizi geçirirsiniz. Konmaz, kaldırmanız lazım onu oradan. Hocam bunu çekmemeyi nasıl öğreteceğiz, bize ondan bahsedelim, siz öyle bir şey yok. Çocuk dediğiniz şey vazoyu kırmakla görevlidir. Çünkü kırıldığını görecek. Yani siz ona kırılmanın karşılığında işte eline cam batar, eline işte çok paramız gitti vesaire diyemezsiniz. Azıcık bir hayal etmeye çalışın lütfen. Bir fiskos masası var. Üzerinde de örtü var. Yani fiskos masası görünmüyor. Örtünün de üstünde bir vazo var. Öyle hayal edin. 2 yaşındaki bir çocuk gibi kendinizi düşünün. Şimdi o fiskos masasına baktığınız zaman, üzerindeki örtüyü de gördüğünüz zaman, çocuk dünyası onu şöyle algılar. Bu vazo nasıl oluyor da havada kendi başına duruyor? Neden? Çünkü masanın ayaklarını görmüyor çocuk örneğin. Vazoyu sanki zannediyor ki havada duruyor zannediyor. Onu öğrenmek için çocuk
bütün programlarda söylediğimiz gibi çocuk 4 yaşına kadar eşya ile hadiseler arasındaki ilintiyi ve ilişkiyi öğrenmek zorundadır. Onu öğrenmek için çocuk elini oraya atmak zorundadır. Eğer çocuğun siz elini oradan atmamasını istiyorsanız o zaman çocuğun öğrenmesinin de önüne geçiyorsunuz. Merak duygusunun da önüne geçmiş olursunuz. Elini atıp o masa örtüsünü çekmek zorundadır. Bakacak ki çocuk acaba hala vazo havada duracak mı? Durmaz tabii ki, çektiği zaman da düşecek. Ondan sonra da çocuğunuza saldırıya geçmeyin sen ne yaptın diye. Çocuk merkezci bir yaşantı olmadıktan sonra çocuklarla baş edilemez. Çocukla mücadele etmiş olup da bu mücadeleyi kazanmış olan bir anne baba görmedim ben şimdiye kadar. Ha, çocuklarını perişan etmiştir, söndürmüştür, susturmuştur. Koltukta 70 yaşındaki bir adam gibi belki oturuyordur. Anne baba çok mutlu olmuştur belki ondan, bak adam oldu diye, ama o çocuğun iç dinamikleri acaba ne olmuştur? Çocuk merkezci bir ailede de bu kadar süslü püslü bir şeyler evin içerisinde olmaması lazım diyoruz dinleyicimizin bu sorusundan sonra. Son birkaç dakikamız kaldı. Hocam çocuğum 2005 Mayıs doğumlu, çocuk annesini babasını değil baba annesini model alıyor. Şimdi 2005 4 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Evet, etrafındaki kişilere bakarak çocuk kendi davranışlarını şekillendirmeye çalışır. Kime bakarak şekillendirmeye çalışır 4 yaşındaki bir çocuk? Genellikle anneye bakarak şekillendirmeye çalışır. Eğer anne ile çocuk arasında sağlıklı bir duygusal iletişim var ise çocuk anneyi taklit eder. Ha, buradaki örnekte görüyoruz ki anneyi değil anneanneyi taklit etmiş. Bu hemen şu anlama gelsin: anneanne anneden daha sevecen ve sıcak bir şekilde çocukla duygusal iletişime geçmiş, onu taklit ediyor olabilir. Bu takdirde annenin yapacağı şey de anneanne sevgisiyle yarışmak olması lazım. Bu bir. İkincisi de çocuk işte başörtüsü takıyor, işte anneanne gibi davranıyor. Bundan çok endişe durmayın. Yani çocuk 4 yaşında kimliğini değiştiriyor. İşte acaba bayan olmaya, kız olmaya mı özeniyor falan diye düşünmeyin. Ama bu davranışının da önüne geçmeye çalışın, izah etmeye çalışın. Özellikle başörtüsü veya etek giyerse, giymeye çalışır ise. Ama annenin yapacağı burada bundan çok daha önemli olan şey, bu önemli değil çocuktaki. Çünkü cinsiyet değişiminden bahsetmiyor burada çocuk. Sadece rol aldığı bir şey. Burada çok daha önemli olan şey şu: annenin anneanne sevgisinin de ötesinde bir sevgiyle çocuğa yaklaşıyor olması önemli. Hocam ben çalışan bir hanımım, liseye giden oğlum var. Her gün iş yerine gelip benden harçlık istiyor ve bu parayla internet salonuna gidiyor. Ne yapayım? E şimdi siz çocuk olsanız ne yaparsınız? Anneniz yok çalışıyor, babanız yok çalışıyor ve belki de evde yapayalnızsınız. Sosyal çevreye ihtiyacınız var, konuşmaya ihtiyacınız var. Eğer onlar da yok ise çocuk can sıkıntısıyla internete gidiyor. Peki ne yapmamız lazım? Çocuğa sosyal çevre oluşturmak lazım. Peki birazcık fedakar bir anneyim, ben ne yapmam lazım? O zaman belki de çocuğunuzla işte bulunduğunuz zamanı, hatta iş yerindeki zamanı birazcık kısarak çocuğunuzla ormaya çalışın. Çünkü ergenlik dönemindeki bir çocuktan bahsediyorsunuz. Bu dönemden sonra çocuklar çatılardaki kuşlar gibidir. El sallayarak artık size uçar. Son dönemlerinde çocuğunuzun yanında bulunun. Efendim bir sonraki dinleyicimiz: ben 23 yaşındayım, 2 yaşında kızım var, istediği olmadığında kendini yere atarak ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Evet, eğer çocuk böyle isteklerini elde etmeyi öğrenmiş ise o takdirde bunu devam ettirir. Anne babalar bu konuda ne yapacak? Önümüzdeki hafta ben ayrıntısıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Ama kısa bir giriş yapayım burada. Eğer çocuğunuz sizle bir iktidar mücadelesi içerisindeyse o zaman istediği kadar ağlayabilir çocuğunuz. İstediği kadar yere, kendini yere atabilir. Evin içerisindeki halılara istediği kadar atsın. Kafasını eğer canını yakmayacak derecede vuruyorsa vursun. Hiç kılınızı dahi kıpırdatmayın. Çocuğun iktidarına teslim olmamanız lazım. Ancak burada çok önemli bir şey söylüyorum. Bu iktidar mücadelesi sergileyen çocuklar için alınacak tutum. Eğer çocuğunuz duygusal bir yoksunluktan kaynaklanan hırçınlığı sergiliyor ise, anne sevgisine ihtiyacı var, çocuk onun için hırçınlık yapıyor ise, akşam uyumamış onun için hırçınlık yapıyor ise,
ilgi görmek istiyor onun için hırçınlık yapıyor ise, kıskançlık krizine kapılmış onun için hırçınlık yapıyor ise, o takdirde anne burada çocuğun mutlaka yanında bulunması lazım. O duygu eksikliğini giderecek bütün tedbirleri alması lazım. Kendisini teslim etmesi lazım burada. Çünkü ikinci davranışta, yani duygusal yoksunluğun içerisindeki çocukta şey yok. Yani iktidar mücadelesi olmadığı için anne çocuğun ihtiyacını karşılaması o sıradaki çocuk için en uygun olan davranıştır. Efendim bugünlük de bu kadar. Çocuk deyip geçmeyin programını burada sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.